geleceğim türkülerle gömün beni. Bir gün mutlu öleceğim türkülerle gömün beni. Size veda edeceğim türkülerle gömün beni. Size veda edeceğim türkülerle gömün beni. Vasiyetim tüm dostlara türkülerle gömün beni. Evet, çok sevgili dostlar, bu akşamki türkülerin, daha doğrusu konserimizin adını duyduğumda çok güzel bir isim: Bozulmamış Sevda Türküleri. Maalesef artık günümüzde sevdalar o kadar bozuluyor ki o sevda türkülerini söyleyecek yürekler kalmıyor. O yüreklere sahip olacak güzel yarınlar hepinizle beraber olsun istiyoruz. Ve ben koro arkadaşlarıma o sevda türkülerini bozmadan güzellikleriyle bize yansıttıkları için çok teşekkür etmek istiyorum. Ve 2013 Ocak ayından itibaren belediye olarak başlattığımız bir çalışmamız var. Hasan Ali Yücel'de olsun, gerek diğer kültür merkezlerimizde, etkinliklerimizde bize katkı sağlayan bütün sanatçılara ve konuklarımıza, sahnelerimize çıkanlara biz o bozulmamış çevreyi korumak adına birer ağaç hediye ediyoruz. Çiçek yerine, çünkü çiçekler solup gidiyor. Ve bir gün o işte sevda türküleri gibi bizim o sevdayı yazacak hiçbir yerimiz kalmayacak. Biz bunu düşündüğümüz için başkanımızın sizlerin adına birer ağaç sertifikası var. Temadan sizlerin adına alındı. Ben bu teşekkür belgelerini sunmak üzere bu akşam bizim yanımızda her zaman olduğu gibi bu akşamda olan Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Gülseren Büyükter, Sayın Ali Rıza İkisi ve Belediye Meclis Üyemiz Sayın Kemal Berk'i sahneye davet etmek istiyorum. Hem de hep beraber bence bütün sahnedeki kişilerin solo olarak çoğunun adını duyduk ama bütün kahramanları, bu gecenin kahramanlarını da şöylece bir tanımış olduk diyoruz. Sevgili arkadaşlar, önce hepimiz ve çok değerli belediye başkanımız Sayın Operatör Doktor Altınok Göz adına sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Kendilerinin selamlarını size iletiyorum değerli arkadaşlar. Bugün bu salonda rahat ettiniz mi? Zeki Hocam muradına erdin mi? Keşke olsa erdin. Bu salon bir kısmı Büyükşehir'in, bir kısmı Kartal Belediyesi'nin. Dolayısıyla üzerinde onarım yapmak güçtür. Sayın Müdürüm, bu kışı bugüne getirinceye kadar büyük zahmetler çektiler. Sonra Sayın Başkanımız bir talimatla mutlaka orayı ısıtın, ses düzenini düzeltin, ondan sonra hizmete sunun, yoksa karışmam dedi. Aynen böyle. 3-4 ekip seferber oldu ve kısa bir süre içinde bu hale getirdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve bu kolaylıktan ötürü de biz de çalışma arkadaşlarım, bu ekibin içinde olan arkadaşlarım da sizlere rahatlıkla hizmet sunabiliyorlar. Hocam da dikkat edecektir. Bir önceki etkinlikten daha güzel bir tablo gördünüz burada. Hocam çok eski, deneyimli.
eski deneyimli ustalar önce mekana, düzene, esromana çok önem verirler. Eğer istenilen durumda değilsen o zaman derler. Ben orada iş yapmam. Ama bugün Sayın Başkanımızın talimatıyla başta Gülseren Başkanımın organizasyonunda, müdürümün direktörlüğünde bu program bu noktaya gelebilecek şekilde onarıldı. Şimdi dönüyorum bu tarafa. Kurunun şefi değerli arkadaşım, dostum, hocam. Hocam değerli arkadaşlar. Yakup Esen 36 yıldır hoca görünüyor. Hesapladım. Hocam 36 iyi. Şimdi ne diyeyim diye düşündüm. Ne söyleyeyim ki? O kadar mücadele yılının içerisinde yoldaşça yürümenin zorlukları olmuş, güzellikleri olmuş, tatlılıkları olmuş, acıları olmuş. Sayısız anılarımız vardır. Hep de Türkiye demokrasisi ve bu yurdun bağımsızlığı, emeğin özgürlüğü için olmuştur. Bütün mücadelemizi. Günün birinde çok sıkışmıştım. Ciddi şekilde bir olaya tepki duyuyor ve isyan içindeydim. Hocayla sohbetliyoruz ve dertleşiyorum. Durdu. Bir satırlık bir yazıyı yazdı, önüme koydu. İnsanlar bağışladıkça yücelir, yüceldikçe bağışlar. Shakespeare. İnanın sadece bu kadar. Ama Yakup Esen sürekli yüceliyor. Sürekli yüceliyor. O sürekli yücelecek ve biz de onun yüceliğinin faydalarından yararlanacağız. Hizmetlerinden faydalanacağız, yararlanacağız. Teşekkür ediyorum. Dönüyorum bu tarafa. Zeki Hocam, mikrofonu bırakmayacağım. Zeki Hocam takdim ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli hocam, o günlerden beri tanıyorum. Ön taraftaki değerli sanatçıları takdim ederken bilimle ilişki kurarak takdim etti. Bilim insanı, değerli sanatçılar. Arka tarafa bakıyoruz. Bilge insanlar. Bilim insanlarından bilge insanlarıyla buluşturulmuş bir gerçek bir bileşim halkçıdır, özgürlükçüdür, gerçekten özverilidir, gönüllüdür, insandır, insanın kendisidir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bu yüzlere bakıyoruz, bunlara ne diyebiliriz ki? Kendilerine çok teşekkür ediyoruz, saygı duyuyoruz ve bu özverileriyle bizi bugün gerçekten çok önemli bir noktaya götürdüler. Derler ya, müzik ruhun gıdasıdır. Hepiniz bu koroyu dinlerken başka hiçbir şey düşünebildiniz mi? Aklınızda başka hiçbir şey var mıydı? Sizin bütün dünyanızı avucunun içine aldılar, buraya odakladılar ve hepimiz gerçekten dinlendik ve onlarla yeni bir dünyaya gittik ve yenilendik, değil mi arkadaşlar? Onların sayesinde, onlara teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, sayın başkanlarımıza ve sayın müdürümüze de teşekkür ediyoruz. Kemal Bey'e teşekkür ediyoruz. Son iki türküyü ara vermeden mi gidelim hocam? Öyle mi yapalım? Ben anonsları yapayım. Güldür. Koştuk, koştuk, koştuk. Efendim, bir dahaki programlarda birlikte olmak dileğiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Toplumumuz adına. Evet. Bulutlar oynar, oynaşır felekte. Diğer adıyla sarı çiçek ya da sarı kız.
Kaynak Hasan Çıtak, derleyen Muzaffer Sarı Sözen. Ve arkasından bu türkü Bulutlar Oynaşır. Ve finalde diyelim mi? Asmalıdır evimiz Leylim Yar. Ahmet Yamacı'dan Muzaffer Sarı Sözen derlemiş Orta Anadolu. Bir dahaki güzel günlerde, güzel programlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim. Thank you.